Canyon Sony Center'da ürün incelemelerimize devam ediyoruz. Özkan ne geldi bu sefer, ne alıyoruz? Sony'nin projeksiyonlu, dahili projeksiyona sahip handikemleri inceleyeceğiz. PJ660 modeli. İstersen dışarıdan da giriş yapıp projeksiyonu kullanabiliyorsun. Murat, PJ660'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de Balance Optical Steady Shot, titreşim engelleme. Ve bunu biz çok enteresan bir cihaza takacağız. Pek alışmadığımız cinsten bir titreşim engelleme sistemi var değil mi? Evet. Detaylarına bakacağız. İlk başta dışarıda test edeceğiz. Helikopterde, daha sonra ofiste de ürün detaylı anlatacağız. Çok ürünü. Doğru bir adrese geldi. Şimdi uçuracağız bu cihazı ve ofiste de bakacağız. Evet. Sony Center özel bölümümüzde Sony'nin PJ660VE video kamerasını inceliyoruz. PJ660VE'nin üzerinde bulunan projeksiyon özelliği sayesinde çektiğiniz videoları istediğiniz yere yansıtabilirsiniz. Kameranın iddialı titreşim engelleme sistemini test etmek içinse İstanbul semalarında uçacağız. Sony Center'dan kameraları kapıp geldik Özkan. PJ serisinden 660 ve 380 önümüzde. Evet. Tabii buraya geldik de direkt buraya gelmedik. Arada neler yaptık? Bir defa kamerayı uçurduk. Evet. Test ettik. Havada karada test ettik bunları. Evet, çünkü özellikle 660'ın sahip olduğu Murat titreşim engelleme özelliği alanında tek diyebiliriz. Ve hani lens oynuyor. Lens oynuyor. Artı şu var. Hani elde çekimde yani tamam orada da fark ediyor da havanın özel şartları nedeniyle orada daha çok fark ediyor buradaki evet. özellik. O yüzden sen bunu uçurdun. Evet. Şimdi Murat, baştan başlayalım. Hı. PJ serisi ne demek? Bir defa bize onu söyle. Şimdi PJ deyince projektör anlamına geliyor. Yani elimizdeki iki üründe projeksiyon, dahili projeksiyona sahip. Sadece içerisinde oynat, kendi çektiğin videolar değil, haricinde de görüntü takarak onu oynatabiliyorsun. Projektör detaylarına değineceğiz. Murat, PJ 380 16 GB dahili hafızaya sahip. Girişin bir üstü diyebiliriz Sony'nin evet. bu serideki. 660 ise en üstün bir altı diyelim. Bir de 790 serisi var. Farklarına değiniriz. İstersen ilk başta şeyden başlayalım. Ufaklıktan başlayalım. 380'den başlayalım. Şimdi Murat, temel olarak dediğimiz gibi dahili hafızası var. İstersen sen bunun hafızasını genişletebiliyorsun. SD kart yuvası var. Projektör özelliği var. İstersen dışarıdan HDMI, mini HDMI'dan takarak oynatabilirsin. Fotoğraf çekebiliyorsun Murat. 8.9 megapiksel. Evet. Mesela 660'da bu 24 megapiksel. 20 megapiksel onda. 20 megapiksel evet. Şimdi zoom yapabiliyoruz. Zoom yapınca bizim tabii en büyük beklentimiz de titreşim engelleme. Sony'nin biraz önce bahsettiğimiz o Balance Optical Steady Shot 380 serisinde yok ama Steady Shot özelliği Steady yine Shot var. O da gayet güzel çalışıyor. Murat, benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi Sony'nin her modelde farklı batarya kullanmaması. Evet, çok önemli. Yani bunu al, buna tak. Kesinlikle. Bu aynı olay şeyde de var mesela. Nex serisinde de var. Tüm Nex serisini kullandığı pil aynı. Yani derler ya çeken bilir diye. Evet, hakikaten çeken bilir. Çok çekim yaptığınız zaman şu pillerin ne kadar dert olduğunu biz evet. çok iyi biliyoruz. Evet, aynen öyle. Şu Murat, özellik listesine baktığımızda şimdi normalde optik zoom olayı oranı 30x. Evet. PJ380'de. Fakat işin içine dijital zoom da takıp katıp yakınlaşma yapabiliyorsun. O da onu da katarsa 55x oluyor. Pardon, 55 oluyor. Dijital de katarsan 350. Evet, şimdi bunu ayırmamız lazım. Sony'nin şimdi dijital zoom'un kötü bir şey olduğunu biz yıllarca söyledik. Dedik ki görüntüyü bozuyor. Firmalar özellikle Sony bunu iyileştirmenin yollarını aradılar. Şimdi o yüzden ikiye ayırıyorlar. Bir normal dijital zoom diyor. İşte o senin evet. söylediğin az önceki değerler. Bir de işte 55x extended zoom diyor. Burada görüntü işleme teknolojisi sayesinde görüntüyü daha az bozarak zoom yapıyorsun ama o da bir noktadan sonra artık mümkün olamadığı için ondan sonrası klasik dijital zoom oluyor. Evet. Yani o klasik kısmını extended'ın dışında kalan kısmını çok zorunlu hallerde kullanacaksın. Yani hakikaten ileride bir şey oluyorsa yani senin onu çekmen gerekiyorsa tamam çek. Orada çünkü şey önemli değil. Kalite düşebilir. Orada önemli olan olayı çekmek. Mesela sahildesin sen ama orada bir şey yanıyor böyle bir gemi de batıyor. Bunu çekmen lazım. Haber değeri var. Orada zoom'u kullanıyorsun ama biraz görüntüyü kalitesini de önem vererek çekmek istiyorsan o zaman işte o 55x'e kadar çekiyorsun. Onu Sony düzeltiyor sana.
kullanılabilir, güzel bir görüntü veriyorsun. Evet, şimdi Murat, mesela üzerine dahili flash yok. G serisi lens kullanılmış. Sony'nin meşhur. Bir üst seviyede de Zeiss lensler görüyoruz. Şimdi istersen Murat şeyden bahsedelim. Ha bu arada bayağı geniş açı, onu da söyleyeyim. 26 tamam. mm, 35 mm karşı, 26.8 mm. Gayet iyi. Şimdi Murat, projektör olayı, şimdi gündüz kullandığın zaman bunu, şimdi tabii ki şu kadarcık belirtti, bak projeksiyon şu incelikte bir alanı yerleştirmiş. Evet. Burada ekran da var. Doğru. Dokunmatik ekran bu arada. Kontrolleri üzerinden yapabiliyorsun. 3 inç boyutunda. Şimdi de projeksiyon cihazını buraya koymuşlar. Şimdi bundan kalkıp da böyle kocaman bir projeksiyon cihazının performansını beklemek olmaz. Öyle bir şey yok. Ha, akşam karanlığında hani güneş indikten sonra oda karanlıkta ışıkları kapatırsın. Şu büyüklükte, örnekleri zaten gireceğiz, izleyebilirsin. Gündüz yine perdeleri kapattığın zaman yine yaklaşık 12 inç boyutunda izleyebiliyorsun. Ha, zaten Sony'nin bunun anlatırken şöyle diyor. Yani anılarınızı çekin, arkadaşlarınızla paylaşın hani göstermek yani, için. Evet. Çoklu gruptasın. Çoklu grup için. Çünkü ufacık ekrandan 5 kişi bakamıyorsun. Yani esas evet, herkes kafasını sokmaya çalışıyor ekrana. Evet. Bu şimdi benim gördüğüm kadarıyla, yani şimdi tatil zamanları da geldi ya, komple çözüm. Yani içine kart takmasan da çalışıyor. Kendi dahili hafızası var. Bir yanında bir gösterecek bir laptopun olmasa da ekranı veriyorsun bu sefer projeksiyondan. Evet. Oradan da gösteriyorsun. Evet. Yani komple, tek başına komple çözüm. Evet. Bunun için üretilmiş. Murat, tek pille hem şöyle söyleyelim, bellek 16 GB dahili 2 saatin üzerinde kayıt yapabiliyorsun. Video kayıt özelliğine geleceğim. O tabii. Çünkü önemli bu ürünlerde. Pil olarak pil de 250 dakika civarında çalışabiliyor. 200 dakikaya düşebilir bu. Senin ne kadar hani şey yaptığında, aleti kurcaladığınla alakalı. Tabii onu kesin söyleyemez. Şimdi ama şöyle biliriz. 200-250 dakika arası diyebiliriz. Murat, bu Sony'nin kamera konusunda, video çekim konusunda, bak RX100'ü incelemiştik, onda da 1900x1080 50 kare çekebiliyorlar. Bu girişin bir üst seviyesi olmasına rağmen PG380'de bunda da var. 1900x1080 50 kare çekiyorsun. Bu çok çok önemli. Evet. Özellikle hareketli görüntülerde çok işine yarıyor. Dolayısıyla yani şu 200 gramlık, yani 205-210 gram civarında 200 gramlık bir handicam. Hani sen dedin ya, tatile çıkacaksın, bir şeyler çekmen gerekiyor. Giriş seviyesi bir şey sana lazım. İşini fazlasıyla görüyor. Hem kullandığı lens iyi. Steady shot özelliği var. O önemli. Optical steady shot. Balance optical steady shot olmasa bile gayet başarılı çalışıyor. Bir de tabii şey var. Hani içinde bunun algılayıcısı var. Algılayıcısı da Exmor serisinden, Exmor Art serisinden. Bu hani arkadan aydınlatmalı dediğimiz türden. Yani o da üst Sony'nin üst düzey algılayıcılarından. Sensör boyutu ufak ama normal handicamlerde, çünkü çok fazla zoom oranı olduğu için istesen de yapamıyorsun, sensörü büyük koyamıyorsun. Tersten söyleyelim, sen zoom yapmak istiyorsan, zoom özelliğini arttırmak istiyorsan algılayıcıyı ufaltmak zaten bir yöntemdir. Evet, ki şöyle diyelim, biz büyük sensör mesela Nex serisindeki gibi sensör görmüş olsaydık, bu zoom oranı yakalamak için bizim bu kadar lens ihtiyacımız yani, olacaktı neredeyse. Daha doğrusu olmayan bir lensten bahsediyoruz evet, şu anda. Evet, öyle bir lens yok. Şimdi Murat, 380 serisi bu. Kutu içerisinden mini HDMI kablosu çıkıyor. Güzel. USB'den şarj ediyorsun. USB'den şarj edebilirsin. Pardon, özür dilerim. USB kablosu çıkıyor. Verileri aktarman için micro USB var. Şarjı ayrıca kendi özel portu var. Oradan yapıyorsun. Evet, portu var özel. Tamam. Şimdi 660 V'ye geçelim. Murat, benim inanılmaz beğendiğim bir ürün oldu. En temel sebebi şu. Balanced Optical Steady Shot. Titreşim engelleme özelliği. İstersen ben bununla ilgili bir ufak bir video hazırladım. Tamam. Onu izleyelim arkasından. Tamam. Bakalım. Sony'nin yeni nesil handicamlerinde Balanced Optical Steady Shot denen bir titreşim engelleme özelliği var. Bunu en iyi test edebileceğimiz ekipmanlardan bir tanesi, sürekli titreşimi yaratan bir cihaz. Normalde biz koşarken ya da yürürken bu Balanced Optical Steady Shot çok iyi çalışıyor ama biz onu farklı bir cihazda deneyelim istedik. Bunun için bir 8 kanatlı bir multirotor uçan bir helikopter kullanacağız. Bakalım orada performansı nasıl olacak? Titreşim engellemesinin performansı en iyi bu şekilde ortaya çıkacak. Şimdi beraber uçuralım.
Murat, balans optik istedişat üzerine yeterince örnek verdik sayılır bence. İstersen diğer özelliklere de tabii geçelim. Şimdi yine G serisi lens var. Sony'nin kullandığı. 3 inç ekranı var, dokumatik ekran. Dokumatik kontrol. 921 bin renk gösterebiliyor. Yine dahili projeksiyon var. Projeksiyonlar aynı P380'le. Dahili hafızası 64 GB. Bununla 4 saatin üzerinde Murat çekim yapabilirsin. Lens 35 mm karşılığı 26.8 mm. Yani gayet geniş açı. Geniş alanı görebiliyorsun. Monel ayar imkanı verebiliyor netlemeyi yapmak istersen. Mesela şuraya bir tane teker koymuşlar. Tabii. Netlemeyi monel yapabilirsin. Bu güzel. Çünkü kameralar teknoloji itibariyle mesela diyelim ki gün batımı çekeceksin. Denizin üzerinde bir yer çekeceksin. Yansımadan dolayı kameralar nereye netleyeceğini anlayamaz. Doğru. Öyle bir durumla karşılaşırsan direkt monel netleme alıyorsun ve sorunu çözüyorsun. Şimdi dahili GPS'i var. Evet. Ve Murat diğer benim dikkatimi çeken özellik hat şu. Hem standart hat şu hem de şurada bak pinleri görüyorsun. Sony'nin kendi özel ekipmanlarını takabilirsin. Önde şöyle açalım hemen. Flash var. Fotoğrafta kullanabilirsin ya da video içinde. Video içinde kullanabilirsin. Sürekli ışık. Evet, sürekli ışık. Ha, çok güçlü değil ama yakın çekim yaparken şey yapabilirsin, kullanabilirsin. Benim yine hoşuma giden şeylerden bir tanesi, şimdi mesela 380'de bellek kart yuvası alttaydı. 660'da Murat yan tarafta bellek kart yuvası. Evet, erişimi kolay. Mini HDMI çıkışı var, bunu alabilirsin. Projektör için ayrıca bir giriş yapıyorsun. Bunun dışarıdan projeksiyonuyla, 380'in projeksiyonu arasında fark var mı? Aynı. Aynı mı? Aynı. Şimdi, vizör var burada. Dolayısıyla ekranı kapatıp buradan çekim yapabilirsin. O da sana pil ömrü olarak geliyor. Kesinlikle. Yaklaşık yani bu 60 dakika falan sana ekstern pil ömrü veriyor. O yüzden içeriye bir tane de power düğmesi koymuşlar. Mesela 380'de açma kapama sadece ekranın hareketiyle mümkündü. Murat, 380'de bahsettiğiniz zaman burada bahsedeceğimiz bir özellik var. İkisinde de aynı şey geçerli. Bak önünde bir tane teker görüyorsun. Evet, gördüm. Bu hani projeksiyonlarda netleme halkası olur. Bu onun yerine işini görüyor. Şimdi bir diğer güzel özellik ise harici mikrofon takabiliyor olman. Evet, onu tam soracaktım sana. Ve kulaklık da var üzerinde. İkisi birden. Güzel. İkisi birden var. Şimdi dolayısıyla sen harici mikrofon taktın, bir de onun kalitesini aynı zamanda dinleyebiliyorsun. Ezbere bir şey yapmak durumunda değilsin. Dolayısıyla yani sen bunu al, stüdyo ortamında kullan. Buyurun. Yine Exmor algılayıcısı var. Evet. Büyüklüğü, ne kadar algılayıcının büyüklüğü? Yani bunlarla giriş seviyeleriyle kıyasladığın zaman orada bir avantaj şöyle, söz konusu mu? Bunun iki katı büyüklüğünde. Ol. Objektifi. Sensörü pardon. O yüzden Murat zoom oranları da düşmüş, değişiyor. Evet. Tabii değişiyor. Mesela neydi? Bu Extended'da 20x optik zoom destekliyor. Hemen şuradan 30x optik destekliyor. Bunun 30x. Şimdi bunun şöyle 30x optik 55 Extended. Evet. Bunda 12x optik. Ama var. Evet. 20x geniş açılı zoom var. Dijital zoom'u da eklersen 180 160x gibi rakama ulaşıyorsun. Şimdi dolayısıyla şimdi gece çekiminde 660'dan daha iyi performans bekliyorsun. Ama süper zoom yapmıyor. Hani 12x bence yine çok iyi. Evet, tam onu diyecektim. Yani hiç de az buz bir zoom değil. Değil. Ha şöyle balance optical steady shot'ı ekleyince bu sefer 12x hakikaten kullanılabilir oluyor. Ha evet, onu da söyleyelim. Yani fotoğraf makinesi ya da video kamera çok fark etmez ama video kamera daha önemli tabii. Zoom'u yaptığın zaman eğer adam gibi bir titreşim engelleme sistemi konulmadıysa o zoom değerleri zaten kullanılmaz hale gelir. Elinin ufacık titreşimi senin görüntünü şöyle oynattırıyor. Evet. Ya şöyle bir örnek verelim. Şimdi Beşiktaş'tan, Kadıköy'den Beşiktaş'a gideceksin. Kız Kulesi'ni çekeceksin. Uzaktan geçiyorsun vapurla. Evet. Şimdi balans optik istedi şartla vapurda şimdi oynadığı için şimdi normalde çeksen biraz oynayacak. Bunda o sorun yok. Mesela zaten bak şimdi ekrana da göstermiştik bunu. Bak sen de görüyorsun. Lens oynuyor. Objektif oynuyor. Bu özelliği üreticiler bizim normal kameraları entegre edebilir ama bu sefer lensin içinde bu işlemi yapmak durumundalar. Burada aslında olay lensin içerisinde. Fotoğraf Murat 20 megapiksel demiştik. Fotoğraflar bence gayet kullanılabilir. Gayet kullanılabilir. Pil aynı. Harici güç girişi var. Son olarak ikisi için de konuşalım. Görüntü kalitesi. Şimdi bir kere 660'ın Murat çok çok iyi. Yani al kullan örneklerine de girdik. O zaman direkt soruyorum. Sky Pro için sen mesela bunu kullanıp hava çekimi yapar mısın? Adapte ediyoruz şu anda.
660 serisini birkaç çekimde de kullandık. Örneğin mesela Galata çekimi yaptık, örneklerde girdi. Bir reklam filmi için çekilen bir görüntüydü o. Ve bundan çıkan görüntü. Ticari işte kullandın. Evet. Stüdyo ortamında kullan, dışarıda kullan. Gayet iyi. Biraz daha iyisini istersen 790 serisi var. Onda hem card size objektif var hem de sensör biraz daha büyük. O da bir opsiyon. Biz bunu kullandık, memnun kaldık. Ben 790 serisini adapte ediyorum şu anda bizim hava çekimleri için. Şu çok önemli. Şimdi uzaktan kumanda tamam. Şimdi açıyorsun, açıyorsun kapatamıyorsun da fotoğraf çekiyorsun, kaydı başlatıyorsun, zoom yapıyorsun, bırakıyorsun. Bunu infrared üzerinden yapıyor. Şimdi infrared üzerinden yaptığın için Murat, bu aslında hani uzaktan tetikleme çok önemli bir şeydir. Doğru. Bunun anlamı şu. Ben bunu havadan ya da bir yere koyduğum zaman kumandayla, uzaktan kumandayla zoom yapabilir hale getiriyorum ürünü. Bu da yine önemli avantajlardan bir tanesi. Evet. Avantajlardan bir tanesi. Vallahi ben çok üründen mutlu kaldım. Video kalitesi zaten çok iyi. 1980-50 kare çekiyor. PAL haritasında olduğumuz için. NTSC olsaydık 60 kare olacaktı. Ufaklık için ne diyoruz? Görüntü kalitesi anlamında. O da gayet iyi. Gündüz hava kararmadığı sürece, yani zifiri kanka tabii ki tüm cihazlar çuvallıyor. Işık olduğu sürece, güneş batarken de dahil buna, gayet güzel kullanılır sonuçlar veriyor. Fiyatına göre çok çok iyi. Steady Shot gayet güzel çalışıyor. Bunda hani ona göre şöyle söyleyelim. Bunda tripod kullanacağın, artık titreşim olmasın diye yerde, burada elinle kullanıyor. Çekim yapabiliyorsun aslında. Evet. Ya şöyle söyleyeyim Murat, geçen senenin titreşim engelleme özelliği burada aslında var. Steady Shot zaten dahili burada geliyor. Yani, burada bir adım ileriye sonrası, taşınıyor. Evet. Valla handicam düşünen kullanıcıların bence PJ660 serisinden itibaren iyi bir cihaz isteyenler bunlara kesinlikle baksın. Çok çok başarılı ürünler. Profesyonel iş yapmak isteyenler için kesinlikle öneriyorsun. Kesinlikle. Özellikle, zaten sen yapıyorsun o işi. Evet. 660 ve 790 serisi kesinlikle göz atılması gerekiyor. Peki o zaman böyle toparlamış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.